Şimdi size nohut modelinin yapılışını göstereceğiz. Çünkü hırkamızda da o modeli kullanacağımız için önce modeli tanıtalım dedik. Bunun için şimdi 23 ilmek başladık. Bir sıra düz gittik arkadan. Önde haroşa oldu. Modelimizi kurmak için kenardan ben 3 ilmek kenar bandı örüyorum. Şimdi bir ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek oluşturuyoruz. Ve sonra 3 tane ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Tekrar bir ilmeğimizin içinden 3 ilmek oluşturuyoruz. Yine 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Tekrar bir ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Yine bir ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek oluşturduk. 3 ilmeğimizi birlikte kestik. Yine bir ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek oluşturduk ve örgünün kenarındaki 3 tane düz ilmeği normal olarak örüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ilmeklerimiz ters olmuş oluyor. Arka yüzden düz olarak örüyoruz. Çünkü modelimiz ön yüzde kuruluyor. Evet, şimdi arka yüzden düz olarak ördük. Ön yüze geliyoruz. Ön yüzde ilmeklerimizin hepsi ters oluşmuştu. Yine kenarda bizim 3 tane normal kenar ilmeğimiz vardı. Öbür sırada giderken bir ilmeğin içinden çıkardığımız 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Yani birlikte alıyoruz ve nohutumuz oluşuyor. Ve kestiğimiz o 3 ilmeğin içinden kalan tek ilmekten yine 3 ilmek oluşturuyoruz. Yine 3 ilmeğimizi artırdığımız ilmeklerimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Modelimizi ön yüzde kuruyoruz. Arka yüzde düz olarak örüyoruz. Yani her sırada modeli kurmuş oluyoruz. Her düz yüze geldiğimizde. Nohutçuklar sırayla kayıyor. Evet, yine artırdığımız 3 ilmeğimizi kestik ve kenardaki normal 3 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi. Evet, arka yüzden yine tekrar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi ikinci sıra modelimizi de kurduk. Üçüncü sıraya geldik. Çünkü her ön yüzümüzde modeli kuruyoruz. Yine kenarda 3 ilmek kenar ilmeğe bırakmıştım model olduğu için. Burada kestiğimiz ilmeklerin üzerinde kalan tek ilmeğimizin içinden yine 3 tane ilmek çıkardık. Önceki sırada artırdığımız bu 3 ilmeğimizi yine kesiyoruz. Evet, yine kestiğimiz ilmekten kalan tek ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Artırdığımız
3 ilmeğimizi yine kesiyoruz. Tek ilmeğimizin içinden yine 3 tane ilmek çıkardık. Evet, şimdi bu kestiğimiz ilmekler teke düşüyor. Ön yüze geldiğimizde onların içinden ilmek çıkaracağız. Evet, şimdi yine 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Ve kenardaki 3 tane kenar ilmeğimizi ördük. Evet, şimdi 3. sıra nohutu koymuş olduk. Tersinden yine düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Evet, şimdi yine kenar ilmeklerimizi ördük. Model ilmeklerimizi yine tersinden düz olarak örüyoruz. Modelimizi ön yüzde, düz yüzde kuruyoruz. Evet, modelimiz şimdi her sırada kurulduğu için bu nohutçukları görüyoruz. Bir ilmek içinden artırdığımız nohutçuklarımız bunlar. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzden bir kez daha modeli göstereceğiz. Çünkü burada nohutçuklar sağlı sollu her sırada kayıyor, dengeleniyor. Evet, şimdi yine 3 kenar ilmeğimizi ördük. Öbür sırada artırdığımız ilmeklerimizi kesiyoruz. Dönüşte bu ilmekten yine artırma işlemimiz olacak. Kestiğimiz ilmeğimizin içinden yine 3 tane ilmek artırdık. 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yani model 3 ilmek kesiyoruz. 1 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde sıralı olarak kolay bir şekilde devam ediyor. Biz bu modelimizi başladığımız sarı renkli bir kız çocuk hırkasına uygulayacağız ve anlatarak size göstereceğiz. Evet, şimdi yine ters yüzünden ilmekleri düz olarak göreceğim. Modelimiz gördüğünüz gibi nohutçuklarımız oluştu. Bu modeli kullanırken, kurarken kazaklarımızda, yeleklerimizde modeli arka yüzünden, kazan tersine gelecek yüzden kuruyoruz ki düz yüzü bu şekilde oluşsun. Evet, bu gördüğünüz taraf modeli kurduğumuz taraf oluyor. Modeli kurduğumuz taraf ters yüzü oluyor. Öbür arka tarafı düz yüzü oluyor. Evet, modelimiz bir ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek kesiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Modelimizin düz yüzü.